gerçeği var. 99 yılında çıkarılan bir yasa var. Ve bu yasa karşılığında Türkiye'de ilk kez bir yasanın geriye işletilmesi yüzünden hak kaybı yaşayan vatandaşlarımız var. Bu insanlar devlete karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirmişler. Vergilerini, birimlerini, her şeylerini, bütün vatandaşlık görevlerini yapmışlar. Ama 99'da çıkan ve Türkiye'de ilk kez geriye yürütülen bir yasa yüzünden hakları gasp edilmiş bu insanların. Bir hak mağduriyeti var. Bunu savunmak ve bu hakkı teslim etmek de bizim görevimiz. Ve üstelik bütün seçim beyannamelerinde hemen hemen her siyasi parti EYT'lilere söz verdi. Dedi ki biz seçildiğimiz takdirde iktidara geldiğimizde bu sorunu çözeceğiz. Biz iktidara gelmedik. Ana muhalefet partisi olma görevi verildi bize. Ne yaptık? Çıktık, önerge getirdik. Kanun teklifi getirdik. Meclise defalarca dillendirdik. Getirin, destek vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini hep beraber giderelim dedik. Ama her seferinde AKP ve MHP bloğuna takıldı. Ben onları emeklilikte yaşa takılanlar demiyorum. Emeklilikte AKP ve MHP'ye takılanlar diyorum artık. Çünkü her iki siyasi partide söz verdi ama meclise gelince bu insanlara sırtlarını döndüler. İşin gerçeği bu. Ve biz de bu noktada mümkün mertebe bu mağduriyeti sürekli gündemde tutmak ve çözümü için uğraşmak için mücadele ediyoruz. Çözüm olsun istiyoruz. Buna karşı da onlar bunun çözümünü istemedikleri için ya da saray bu şekilde talimat verdiği için şu an Türkiye bir tek adamlık sistemiyle yönetiliyor. Tek adamın istediği oluyor. Dolayısıyla tek adam emeklilikte yaşadıklarının mağduriyeti yoktur. Bunu çözmeyeceksiniz. Bu böyle kalacak dediği için onlar bunu duymak istemiyorlar, görmek istemiyorlar. Verilen talimatı bana göre yerine getiriyorlar ve emeklilikte yaşa takılanlara sırtlarını dönmüş durumdalar. Diğer kesimler için böyle değil mi? Onlar için de öyle. 3600 ek gösterge için söz verdiler. Yine bu söz yerine getirilmedi. Efendim çiftçilere kanunun hak ettiği destekler verilmiyor. Bunu söylediğimiz zaman yine aynı şekilde kavgayla gürültüyle örtbas etmeye çalışıyorlar. KYK'lılar var, masumiyetlerini ispat etmişler yargıda, takipsizlik, beraat kararı almışlar, işlerine dönmek istiyorlar. Masumuz diyorlar, işte kararımız, yargı bizim masumiyetimizi tescilledi diyorlar. Bunu getiriyoruz, hayır efendim, yine kavgayla gürültüyle örtmeye çalışıyorlar. Yani halktan kopmuş, tamamen sarayın penceresinden toz pembe bir tabloya bakan, tabiri caizse kendi yandaşları olan %1'lik mutlu azınlıkla beraber yürüyen bir AKP var. Bakanlara baktığınızda ben bakanlar kurulu demiyorum, saray kabinesi diyorum. Çünkü seçilmiş değil o insanlar. Sarayın atadığı, sarayın iki dudağının arasında her an azledilebilecek veya görevden alınabilecek durumda olan bakanlar var. Onlar da sarayın talimatıyla hareket ediyorlar. Yani Türkiye'de şu anda tek adam ne isterse o oluyor. Tek adam da halkın sorunlarını görmediği için, görmek istemediği için çözüm noktasında bizim sesimizi de duymak istemiyor. Bizim yansıttığımız gerçekleri de görmek istemiyor. Vekillerine, bakanlarına bu şekilde talimat veriyor. Onlar da halka bu şekilde sırtlarını dönmüş oluyorlar. 2021 için Sayın Vekilim, 2021 için EYT dosyası mecliste kapandı mı artık? Yani 2021 yılında EYT yasasının çıkma ihtimali yok mu? Bitti mi ya? Şimdi Şebnem Hanım şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi, işte İyi Parti, diğer muhalefet partileri, bunun içerisinde HDP var, işte diğer Saadet Partisi var, son kurulan DEVA'dan ve Gelecek Partisi'nin de birer tane vekilleri var, işte İşçi Partisi falan. Yani irili ufaklı 18 tane parti var şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunlar da AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi hareket ediyorlar. Yani Cumhur İttifakı. Millet İttifakı da Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Diğerleri kendi başlarına giden partiler. Ama şunu biliyorum, mecliste EYT meselesi getirildiğinde, bununla ilgili bir kanun teklifi ya da önerge verildiği zaman bütün siyasi partiler, yani AKP, MHP ve o Cumhur İttifakı'nda bulunan Büyük Birlik hariç, yani AKP, MHP bloğu hariç EYT'ye diğer siyasi partilerin destek verdiğini, yani çözüm noktasında mağduriyetin giderilmesi gerektiğini görüyoruz zaten. Buna da en çok öncülük eden Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bizim
sadece ben değil başka vekillerimiz de EYT'yi sık sık gündeme taşıyoruz, önergeler veriyoruz, kanun teklif veriyoruz. Yani çözüm noktasında zaten biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan çoğunluk AKP ve MHP'de olduğu için ben bunu EYT'lilerin özellikle bilmesini istiyorum. Çoğunluk AKP ve MHP bloğunda olduğu için onların kabulü olmadan biz bu düzenlemeyi geçiremeyiz ne yazık ki. Önce bunu belirtelim. İkincisi bütçe, Türkiye'de şu an bütçeyi tek adam kontrol ediyor. Yani bu aslında sarayın bütçesi, tek adam bütçesi. Neden? Çünkü bütçedeki bütün harcamalar, yani bakın plan bütçe komisyonuna geldi bütçe 2021 yılı bütçesi, noktası ve virgülü dahi değişmeden plan bütçe komisyonundan geçti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'da 12 gün boyunca yine noktası ve virgülü dahi değişmeden geçti bütçe. Saray ne istiyorsa, nereye ne kadar ayırmak istiyorsa o şekilde geçti. Ve bu bütçede emeklilikte yaşa takılanlar yok. Yok. Esnaf yok. İşçi yok. Çiftçi yok. Emekli yok. Öğrenci yok. Esnaf yok. Hobi yok. Sanayici yok. Bu bütçede kim var? Beşli çete var. O beşli yandaş müteahhit. Türkiye'deki bütün kamu ihalelerini alan ve onlara araç garantisi, yolcu garantisi, uçuş garantisi verilen, işte şehir hastanelerinde işletmeci olup kira ödemeleri yapılan o beşli çete dediğimiz yandaş müteahhitlere verilen ödemeler var. Ne var bütçede? Londra'daki tefecilere giden faiz ödemeleri var. Ne var bütçede? Cumhurbaşkanlığına ayrılan 215 milyar lira var. Yani Cumhurbaşkanlığının tek başına ayırdığı bütçe 215 milyar lira. Bakın. Yani harcaması. Bunun içinde giyim var, tefrişat var, tuhafiye var, gıda var, mutfak var, bahçe masrafı var, temsil ve ağırlama giderleri var. Var da var Şebnem Hanım. Yani sadece şu an 1100 odalı sarayın yıllık bütçesi ayrılan miktar 215 milyar lira. Ve bakın bir de örtülü ödenek var saraya verilen. Yani Cumhurbaşkanı'nın istediği yere harcayabileceği, kimsenin hesap sormadığı, denetlemediği bir ödenektir. Yani hiçbirimiz bunu denetleyemiyoruz, bunun hesabını soramıyoruz. Cumhurbaşkanı istediği yere, istediği kişiye bu parayı harcıyor. Ve bu örtülü ödenek 2020 yılında ilk 11 ayda 1 milyar 800 milyon lira harcamış. Bakın 1 milyar 800 milyon liranın örtülü ödenekten kime, nereye, nasıl gittiğini bilmiyoruz. 1 milyar 800 milyonu Cumhurbaşkanı harcamış ama nereye harcamış bunun denetimini yapamıyoruz. Çünkü örtülü ödeneği denetim dışı bıraktılar. Şimdi öbür tarafta da bir EYT gerçeği var. Yani maaş bekleyen, hak mağduriyeti yaşayan bir kesim var. Bunlara gelince yok. Saraya gelince var. Beşli çeteye var. Londra'daki tefecilere var. Ama emeklilikte yaşa takılana yok. Evet, emeklilikte yaşa takılanlar bugün hepsi birleştiğinde, bir bütün olduğunda, iyi örgütlenip beraber hareket ettikleri takdirde destekledikleri siyasi partiyi iktidara taşıyabilecek ya da iktidardan indirebilecek, yani seçimlerde oy vermeyip AKP'nin iktidarının sona ermesine neden olacak güçteler. Ancak bugüne kadar benim gördüğüm EYT'liler de tercihlerini, çünkü seçim dönemi hep söz verildi, vaat ve bulunuldu. Yani işte EYT mağduriyetini çözeceğiz. Bunu AKP de söyledi, MHP de söyledi. Biz söylüyoruz, biz hala söylüyoruz. Yani yarın getirsinler, yarın biz kabul oyu vereceğiz çözülmesi için. Biz getirelim, siz kabul verin diyoruz, ona da yanaşmıyorlar. Her parti EYT'yi çözeceğini, EYT mağduriyetini gidereceğini seçimde beyan etti. Dolayısıyla ben emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın da oy kullanırken bu iyi niyetle, yani gerçekten çözeceğini düşünerek kendi siyasi görüşlerine yakın partileri bu yönde tercih ettiklerini düşünüyorum. Fakat gerçek ne zaman ortaya çıktı? Biz söylüyorduk, diyorduk ki ya bakın bunlar sizin mağduriyetinizi çözmek istemiyor. Ben 2015'te milletvekili seçildim. O günden bugüne 5 yılı aşkın süredir EYT için mecliste hak mücadelesi veren milletvekillerinden biriyim. Diyordum ki bakın bunlar samimi değil. Sizin mağduriyetinizi çözmek isteseler zaten bunu çözerlerdi. Biz getirdiğimiz zaman kabul oyu verirlerdi, yapmadılar.
O yüzden tercihinizi bu yönden yana kullanın. Bizde şanslı ve biz bunu çözeceğiz. Fakat bunu biz söylüyorduk Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Fakat yine 2018 seçimlerinde görüyorum ki EYT'li vatandaşlarımız yine AKP'nin ya da MHP'nin, Cumhur İttifakı bloğunun çözeceğini düşündü bir kısım EYT'li vatandaşımız. Ve dolayısıyla sandıkta da tercihlerini bu yönde kullandı. Fakat 2018 seçimlerinden sonra hatırlarsanız EYT oylamalarında hep red oyu verdi AKP MHP bloğu. Hatta bir oylama var, benim de fotoğrafım vardır orada. İlk oylamada evet verdi MHP grubu. Ve biz o ilk oylamayı geçirdik. Erhan Usta'nın grup başkan vekili olduğu oylamaydı. Benim orada böyle sevinçle o duyguyu, hani çok mutlu olduk. Bir mücadele var, başarıya ulaşıyoruz. Yani kendi mağduriyeti giderilmiş gibi sevindim. O anki mutluluğumu anlatamam. EYT'liler adına bir milletvekili arkadaşımızla böyle hani çak işareti denir ya, onu yapıyoruz. Onun fotoğrafı da vardı hatta, yayınlandı sosyal medyada da. Fakat ikinci oylamaya girildiğinde Erhan Usta ayrıldı. Başka bir grup başkan vekili görevlendirildi ve MHP grubu ikinci oylamada hayır oyu verdi. Yani şimdi o zaman gerçek ortaya çıktı. Bakıldı ki EYT grubu mecliste AKP ve MHP bloğu kendilerine sırtlarını dönmüş durumda. Ben onun için diyorum ki önümüzdeki seçimde EYT'lilere inanıyorum ve güveniyorum. Bu sefer gerçekten hak mağduriyetlerini giderecek, onlara haklarını teslim edecek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu biliyorlar, görüyorlar ve bize destek vereceklerine ben inanıyorum. Onlar isterlerse bizi iktidara getirirler. Erken seçim noktasında da biz şunu söylüyoruz. Bodrum Meydan, yarın seçim olsun Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hazırız. Ve bu sadece bizim talebimiz de değil, bu bütün vatandaşların talebi. Türkiye'nin bu ağır ekonomik krizden çıkışının, bu yaşanan hak mağduriyetlerinin, yaşanan bu sıkıntının, bu buhranın çıkış noktası erken seçimdir.